hususen merhum Necat Uygur babamızın ruhuna Allah rızası için El Fatiha. Değerli Azunur Rabbim kabul eylesin. Aile adına da hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii çok güzel oldu. Ama unutulmadı. Hiç bizim aile unutmadı. Herhalde sevenleri de unutmadı. Çok uzun bir süreç ama 8 yıl nasıl geçti? 8 yıl. Uzun da olsa daha dün gibi geliyor bize. Keşke dün olmasaydı da bugün olsaydı, yaşasaydı. Yaşasaydı bir kolumu bir bacağımı verirdim. Yeter ki evde olsa. Seve seve verirdim. Şu anda oyunlarını hiç izliyor musunuz, eski oyunlarını? Bazen sesini izliyorum. Google'a giriyorum, bakıyorum, bir müddet dinliyorum, sonra kapatıyorum. Fazla seyredemiyorum. O sesini özlüyorum. Sizler sağ olun. Allah kimseye acı vermesin. En büyük acı. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani tabii ki gerçekten geçen gün babaya olan özlem bitmiyor, artıyor. Gerçekten babamız olmasının yanı sıra Necat Uygur'u büyük özlem var. Hüzünlü bir gün Uygur ailesi için. Sağ olsun dostlar yalnız bırakmadılar. Sosyal medyada bir sürü büyüğümüz, kardeşlerimiz, arkadaşımız, dostlarımız Necat Uygur'la ilgili olan duygularını paylaşıyorlar. Bugün Necat Uygur günü. Dün de Yıldız Hoca'nın ölüm yıl dönümüydü. Arka arkaya ustaları anıyoruz. Unutulmayacaklar. Yani bence yaşamdaki en büyük değer öldükten sonra arkandan bıraktıkları ustaları da, babam da ve daha niceleri de bunu sağladıkları için onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepsinin de mekanlarının cennet olsun diliyorum. Sizlerin beraber aynı sahnede oynarken unutamadığınız bir anınız var mıdır Necat Usta? Ya var tabii, şu an inan aklıma gelmiyor. Yani şu an aklıma gelmiyor çünkü dediğim gibi üzüldüm ama yani onun her anı, yani ben her zaman söylüyorum. İki insanı birden kaybettik hayatımızda. İki insan birden gitti. Babamız ve Necat Uygur. Evdekini baba, sahnede meslektaşımız, ustamız Necat Uygur. Onun için böyle günlerde acı böyle hakikaten katlanıyor. Onun için daha böyle güzel bir günde o anları konuşuruz inşallah. Necat Uygur'dan aldığınız bayrağı şu anda siz taşıyorsunuz. Nasıl bir duygu bu? Yani o büyük, omuzlarımızdaki o sorumluluk, takılan apolet uykusu ismini büyük büyük. Elimizden geldiğince ona layık olarak seyircimizle onun çizdiği yoldan, diğer ustalarımızın çizdiği yoldan layıkıyla yürüyerek anadını sürdürmeye gayret ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Görüşmek üzere. Hala taze, yani bilmiyorum Besatlar ne söyledi ama yani Necat babasız günümüz geçmiyor. Dolayısıyla tabii Necat Baba derken, Necat Baba'nın yıllardan beri beraber tüm oyunlarda oynadığı ekip, rahmetli Bahri Beyat eniştemiz, hep onları anıyoruz. Nur içinde aslında bugün geldik, babanın 8. yılı, çok taze, hala içimizde çok taze. Nur içinde yazsın, nur içinde yazsınlar. Peki sahnede sizin ustayla beraber bir hatıranız var mıdır, unutamadığınız? Çok hatıram var tabii, şimdi birdenbire gelince aklıma gelmedi ama babam sahnede çok muzurluk yapardı. Özellikle son zamanlarında yani Behzat da bana, oyuncu arkadaşlarına şöyle bir şey oldu bir gün. Bunu anlatıyorum, gene de yenileyim bari. Bir gün galiba Aksaray'da oynuyoruz. Oyunu önce oyuncu arkadaşlar açacaklar perdeyi. Baba 5 dakika sonra filan çıkacak. O gün dedi ki arkadaşlara, perde açılmadan önce, arkadaşlar önce ben çıkacağım bu sefer, siz daha sonra çıkacaksınız. Çünkü şey olarak arkadaşlar artık babayı biliyorlardı ne yapacağını. Döndü bana dedi ki bak Süheyş'im ne yapacağım, seyret. Baba dedim ne yapacaksınız dedim. Biz böyle sizli bizli konuşurduk. Seyret dedi. O bordo perdenin önüne geldi böyle. Seyirciden alkışını aldı. Aşağı yukarı bir dakika, 1,5 dakika yakın hiç konuşmadı, hiç mimik yapmadı. O seyirci kahkahalarla güldü. Bunu hiç unutmuyorum. Konuşmadan da güldürebilirim. Evet, evet, evet. Hiç unutmuyorum bunu. Mekanları cennet olsun. Sizin için de çok büyük bir yük. Ondan aldığınız bayrağı şu anda taşıyorsunuz. Evet, taşıyoruz. Mümkün mertebe babamızın yolundan gitmeye çalışıyoruz. Tabii o Necdet Uygur başka bir üstad tabii ki. Bize hep söylüyorlar işte sosyal medyada bazen yazıyorlar babanızın yerinizi tutamazsınız diye. Haşa, tabii ki tutamayız. Yani
Ben hep onu söylüyorum, boynuz kulağa geçirmez, armut dibine düşer. Dolayısıyla babayı mahcup etmemek için bugüne kadar Behzat ve ben hem özel hayatımızda hem sahne üzerinde gerekeni yaptığımızı düşünüyoruz. Ama sonu yok, devam edeceğiz. Allah razı olsun, sağ olun. Evet. Çok uzun bir yıl tabii. Sizin için nasıl geçti? Valla hep onu söylüyorum, biz her konuştuğumuz ortamda ustamız, babamız var zaten. Her gittiğimiz turnede, her birlikte daha önceden oynadığımız her yerde babamız, ustamız var. O yüzden bizim yanımızdan ayrılmadı diye görüyoruz. Hep anıyoruz, hep gülümseyerek anıyoruz anılarımızı. Ondan devraldığınız bayrak taşıyorsunuz. Ondan devraldığımız emanetimiz o bizim. O tabii ki o sorumluluğun bilinciyle devam ediyoruz. Zaten her oyunun sonunda da seyircimize babamın deyimiyle akrabalarımızla paylaşıyoruz bunu. Peki Necdet Usta'yla var mıdır bir hatıramız böyle sahnede yaşadığınız? Çok var, çok olmaz. Onu zaten bir oyun haline getirdik. Heygidi günlerde birçok anıyla birlikte yapıyoruz onları. Biraz nostalji yaptık orada. Yaptık, devam ediyor onlar. Araç bekliyor. Sağ olun, sağ olun, çok teşekkürler.